Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinize gönül dolusu muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bugün Cabiri okumalarımızın beşincisine geldik. Bu giriş okumalarımızın ya da değerlendirmelerimizin sonuncusu. Bundan sonraki inşallah derslerimizde asıl projeyi konuşmaya başlayacağız. Yani daha yeni başlayacağız önümüzdeki okuma 6'dan itibaren Cabiri'nin projesini ele almaya yeni başlamış olacağız. Bugün de dahil olmak üzere yaptığımız tüm dersler konuya bir giriş mahiyetindeydi. Dolayısıyla ele alacağımız konunun ya da değerlendireceğimiz kitabın projenin ilk kitabı olması ve muhtevası itibariyle ne kadar önem arz ettiğini de bu yapmış olduğumuz 5 ders bize aynı zamanda göstermiş olacaktır. Bugün geçen dersimizde tam da kaldığımız yerden sayfa 52 ile 63 arası yine 10 sayfalık bir bölümü değerlendireceğim. Sayfaları söylememin nedeni kitaptan beni dinleyerek takip etmeniz ve bu sohbetlerden önce ya da sonra mutlaka kitabın ilgili bölümlerini okumanızı arzu etmemden dolayıdır. Çünkü eğer hem bu değerlendirmeleri hem de kitabın kendisini birlikte okursanız bu bilgilerin sizin için son derece kalıcı olacağını daha önce de ifade etmiştim. Bir kez daha yinelemek istiyorum. Şimdi bugün son derece önemli bir hususu konuşacağımız için vakit zayi etmeden hemen müsaadenizle ekran paylaşımı yapayım ve tahtamıza geçelim. Burada gördüğünüz gibi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Cabiri okumaları 5'te kültürel zamanı yine konuşacağız. Fakat bu kültürel zamanda bugün ele alacağımız konu tam anlamıyla bir kültürel zaman çakışmasından söz edeceğiz. Kültürel zaman çakışmasını ele alacağız. Ve bu problemi ele alırken diğer taraftan da aynı şekilde projenin hangi noktadan başlayacağını, Cabiri projesini bize sunarken nereden başlamak istediğini, hangi noktayı esas aldığını belirleyecek ve artık o belirlediği noktadan itibaren Arap aklını konuşmaya çalışacağız. Şimdilik bu 5 derste yapmış olduğumuz şey öz itibariyle Arap aklının kültürel aidiyetini tespit etmeye çalışıyoruz. Arap aklı nasıl bir kültüre aittir? Nasıl bir kültürel aidiyete sahiptir? Ve bu kültürel aidiyet Arap aklını bizim önümüze hangi form ya da formatıyla koymaktadır? Bunu tespit ve görmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan bugün kültürel tarihimizi farklı bir boyutuyla ele alan Cabiri, kültürel tarihimizin bugüne kadar esaslı ve istenen biçimde yazılamadığından dert yanarak başlar. Birincisi, kültürel tarihimiz yeniden yazılmalıdır der ve birazdan şema üzerinde göstereceğim. Kültürel tarihin yazılmasını önerirken, kültürel tarihin mutlaka tarihsel bir perspektif ve bakış açısıyla yazılmasını önerir. Bu vurgusunun arkasında, ki bugünkü dersimizde defaatle bunların üzerinde inşallah durmaya çalışacağım, tarihsel vurgusunun arka planında bize kültürel tarihin tarihten kopuk bir biçimde o kültürü üreten tarihsel mekan ve zamanı yansıtmayan bir biçimde sadece tabakattan, makalattan, menakıptan ibaret, fırkaların tarihinden ibaret bir tarih olarak sunulmasının ortaya koyduğu probleme dikkat çekmek bakımından onu reel tarihiyle buluşturmak, kültürü üreten tarihin kendisiyle onu buluşturmak suretiyle kültürü kendi tarihi içinde ele almak ve sonra bu kültürü kendi tarihimizle ilişkilendirmek ve irtibatlandırmaktır. Böyle olmadığında, bu şekilde bir tarih yazılmadığında, kültür tarihi bu
perspektifle ele alınmadığında bizim maruz kaldığımız durumun tam anlamıyla bir kültürel zaman çakışması diye ifade ettiği Cabir'in tam bir çakışmalar süreci yaşadığımızı ve bu bizim hem aklımızın hem de bilincimizin sağlıklı bir işlev görmesini engellediğini söylüyor. Daha açık bir ifadeyle söyleyecek olursak bu çakışmaların en önemli sorunu geçen dersimizde de ifade etmeye çalıştım, ilerleme sorunudur. Zaten Cabir'in projesinin ana merkezi kavramı bu, ilerleme sorunudur. Bizim kültür tarihimizde ya da diğer bir ifadeyle aklımızda neden bir ilerleme kaydedilemiyor, ilerleme neden oluşamıyor sorununu ele almıştık ve geçmişin nasıl bizi kendisine doğru çektiğinden söz etmiştik. Bugün tam anlamıyla işte bu noktayı biraz daha açacağız ve kültürel zamanların çakışmasından söz edeceğiz. Kültürel zamanların çakışmasından söz ettiğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Buradan ne anlamalıyız? Buradan Cabiri projesine konuyu nasıl intikal ettirecek, nasıl bağlayacak da oradan sonra artık biz projenin kendisini konuşmaya başlayacağız. Bugün inşallah eğer başarabilirsem, anlatmayı başarabilirsem size bunları intikal ettirmek istiyorum. Şimdi tam da burada bizim bir şema çizmemiz gerekiyor. Bu şema Cabir'in ifadesiyle söyleyecek olursak, bizim kültürel tarihimizi nereden başlatmalıyız? Kültürel tarihimizin süreçleri, ana bölümleri nelerdir? Bunun farklı bir boyutunu Batı kültürüyle de karşılaştırmak suretiyle bir önceki derste yapmıştık. Buradaki bölümlendirmenin kendi içinde farklı bir mantık var. O da şöyle der Cabir'i. Biz Arap kültür tarihini böyle bir uzun çizgi olarak gösterecek olursak ve buna Arap kültür tarihi diyelim. Bu tarihi Cabir'i üçe bölmemizin gerektiğini söyler. Doğal olarak başlangıcını İslam'ı esas alarak, İslam dininin ortaya çıkışını esas alarak başlandırır ve bundan önce yaklaşık bir 150 yıllık geçmişi olan cahiliye dönemini belirler. Bir cahiliye döneminden söz eder ve ki doğal olarak söz etmek zorunda, Arap kültür tarihi olduğunda onun bir İslam öncesi cahiliye döneminden söz etmemek mümkün değil. İslam, Cabir'in tüm projesinin hemen her noktasında Arap geleneğinin, Arap kültürünün ilk aydınlanma sürecidir, ilk rönesansıdır. Dolayısıyla Cabiri için İslam dininin zuhuru ve İslam dininden itibaren Hicri 8. asra kadar, bu Hicri 8. asır Cabiri'ye göre, Hicri 8. asra kadar İslam dininden itibaren bu kültürel zaman tam bir yükseliş zamanıdır. Burada bir yükseliş söz konusudur. Dolayısıyla bu yükseliş zamanlarını ikinci bir evre olarak görmemiz gerektiğini ve sonra buradan itibaren Cabir'in ifadesiyle bir gerilemenin, bir çöküşe doğru gidişin başladığını ve bunun da miladi 19. yüzyıla kadar sürdüğünü söyler. Miladi 19. yüzyıl önemli. Bu arayı Cabir'i işte kültürel çakışma ve problemlerin ortaya çıktığı süreçler olarak algılayacağı ve kendi ifadesiyle, tırnak içinde bu önemli bir ifade olduğu için söylüyorum, kültürel geviş getirme dediği kültürel geviş getirme olarak adlandırdığı uzunca bir sürenin bir gerileme dönemi ve çöküşe doğru giden bir çöküş dönemi olduğunun altını çizer. 19. yüzyıl itibariyle ise Cabir'i çağdaş Arap
Rönesansının başlangıcı olarak belirler. 19. yüzyıl Cabiri için çağdaş Arap Rönesansı'nın başlangıcıdır ve bu aydınlanma yeni bir aydınlanmadır ve dolayısıyla bu aydınlanma bugün de süreçler olarak devam etmektedir. İşte bunun işte Cabiri bir kanadını oluşturur, Hasan Hanefi diğerini vesaire daha önce de bahsetmiştim. Bugün de şimdilik bunu farklı bir boyutuyla seslendiren Abdurrahman Taha üzerinden değerlendirecek olursak bu sürecin yani çağdaş Arap aklının ve Rönesansı'nın yeniden diriliş ve ihyasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumdan söz ediyoruz. Şimdi bu durum Cabiri'nin bugün okuyacağımız konular üzerinden meseleye baktığımızda hangi boyutlarıyla bunu ele almaktadır ve hangi boyutlarıyla bize bunu sunmaktadır? Onun üzerinde inşallah duracağım. Böyle bir tablo üzerinden konuyu ele aldığımızda hiç kuşkusuz sohbetimize ya da dersimize başlarken altını çizdim. Kültür tarihinin yeniden yazılması kavramını bir kere daha ele almamız gerekiyor. Ve ben izninizle bunu yazmak istiyorum. Şuraya yazayım hatta. Kültür tarihi yeniden yazılmalıdır. Şimdi bu ifade kültür tarihi yeniden yazılmalıdır ifadesinin anlamını şu şema üzerinden tekrar bir anlamaya çalışalım. Çağdaş Arap Rönesansı'nın içinde bulunduğu devreyi yani burada bulunduğumuzu bu bizim şimdimiz olduğunu söyleyecek olursak ve kültür tarihini bugün yazmamız gerekiyorsa ki Cabir onu söylüyor bunu yazmalıyız buradan başlamalıyız diyor. Öyleyse buradan başladığımızda kültür tarihimiz cahiliyeyi de içine almak suretiyle bugüne kadar olan süreci yeniden yazmaktır. Şimdi dolayısıyla kültür tarihinin yeniden yazılması demek bizden önceki kültürün tarihinin yeniden yazılması demektir. O halde Cabiri'nin projesinde kültür tarihinin yeniden yazılmasının anlamı çok önemli. Şimdi bu anlam üzerinde duralım. Kültür tarihinin yeniden yazılmasının anlamı. Kültür tarihinin yeniden yazılmasının anlamı dediğimizde burada Cabiri'nin bazı hususların üzerinde hangi açılardan durduğunu görmeye çalışalım. Bir, kültür tarihi o kültürün ortaya çıktığı reel tarih yani tarihsellik dikkate alınarak yazılmalıdır. Tarihsellik yani onun zuhur ettiği reel tarih dikkate alınmalıdır. Böylece kültür tarihi kendi tarihselliğiyle buluşmak suretiyle bir gerçeklik kazanacaktır. Ki projenin bu konuşmamızın sonuna doğru gerçeklik çakışmalarından da söz edeceğiz biraz. Dolayısıyla bu anlamda tarihsel perspektif, kültür tarihinin yazılması açısından tarihsel perspektif, onun kendi tarihselliğiyle buluşmasını mümkün kılacak. Bu durum, kültür tarihinin tarihsel perspektif ile yazılmış olması bize neyi sağlayacak? Bize neyi sağlayacak? Onu yazalım. Zaman ve mekan algımızdaki kaybolmuş bilinç dışı Cabiri'nin çoğu kullanımlarında tarih dışılığa tekabül eder. Yani tarih dışı kalmak. Diğer bir ifadeyle söyleyecek olursak, tarihten kopmak. Bu arada daha önce de sanıyorum söylemiş olabilirim. Darius Shayaga'nın Yaralı Bilinç kitabını bu bağlamda okumanızı tavsiye ederim. Bilinç dışı ve tarih dışı problemimizin çözülmesini sağlayacak. Çünkü Cabiri'ye göre bizim özellikle yükseliş dönemlerinden sonra geviş getirme dönemlerinde çöküş ve geriye doğru gidiş dönemlerinde
maruz kaldığımız en önemli problem bilincimizde oluşan tarih dışılıktır. O halde kültür tarihini tarihsel bir perspektifle yeniden yazmak, o kültür tarihini tabakat tarihi olmaktan, o kültür tarihini menakıp tarihi olmaktan, hatta o kültür tarihini adacıklar halinde parçalanmış olan mekanlar, şehirler tarihi olmaktan çıkarmak, yani Bağdat tarihi, Şam tarihi, Küfe ve Basra tarihi olmaktan çıkarmak ve bunların ürediği ve bunları ortaya koyan ve bunların mecbuundan hasıl olan bir kültürü meydana getiren tarihsizliği gösterecek ve onu vurgulayacak bir biçimde tarihin yeniden yazılması. İşte bu bizi o bilinç dışı tarihten kopuş probleminden kurtaracaktır. Bir diğer önemli husus ise Cabir'in çok ciddi anlamda ısrarla üzerinde durduğu ve söylediği husustur. O da Cabir'i der ki, değerli izleyenler, kültür tarihi sürekli yazılmalıdır. Bu çok önemli bir ifade. Kültür tarihimiz sürekli yeniden yazılmalıdır. Evet, kültür tarihimiz sürekli yeniden yazılmalıdır. Peki neden kültür tarihi sürekli yeniden yazılmalıdır? İşte burada tam da Cabir'in biraz da mensubu bulunduğu tarih felsefesi açısından felsefi olarak mensubu bulunduğu geleneğe de atıfta bulunarak söyleyecek olursak, tarih yazımı aslında geçmişin tarihini tekrar etmek demek değildir. Tarih yazımının hele hele Cabir'in ifadesiyle, ki bunu rengini değiştirerek biraz açıklamaya çalışalım, projesindeki karşılığıyla kültür tarihinin yeniden yazılmasının iki türlü inşai özelliği vardır. Burada iki önemli inşadan söz ediyoruz. Birincisi, geçmişi, yani tarihi, geçmişi yeniden inşa. İki, geçmiş üzerinden geleceğin inşası. Aslında tarih felsefesi açısından bakıldığında geçmişin tarihinin felsefesini yapmak geleceğe ilişkin bir tarihi kulvar belirlemektir. Yani Collingwood'u okuduğumuzda da bunu görürüz. Hegel'de de bunu görürüz. Başka tarih felsefesiyle ilgili ünlü bu mevzuda işte Herder gibi ünlü tarihçilerin yaklaşımlarında da bunu görmek mümkündür. Baktığımız zaman aslında bir anlamda kültür tarihini yeniden yazalım demek, Cabir'in ifadesiyle bu bir inşadır. Geçmişin bir anlamda yeniden yazılması, yeniden bir inşaıdır. Geçmişe bir perspektifi ifade eder. Geçmişe bir perspektif ifade edebilmesi için bir duruşu, bir aklı gerektirir. Birazdan onu konuşacağız. Dolayısıyla Cabir'i de geçmişin, kültür tarihinin yeniden yazılması demek yeni bir akıl gerektirir. Çünkü zaten bugüne kadar yazılan şeyler oluşmuş akılla, mevcut sahip olduğumuz akılla yazılmış olan kültür tarihleridir. Eğer bu yeniden yazılacaksa, bu yeni kültür tarihini yazacak olan yeni bir akla ihtiyacımızın olduğu kesindir. Ve bu yeni akıl, ki Cabir'in projesinde üzerinde duracağımız akıl da budur. Bu yeni aklın bize sağlayacağı şey, bu yeni akıl bir taraftan geçmişi yeniden inşa ederken, ama bu geçmişi yeniden inşa ederken onun kendi reel tarihselliğinden kopmaksızın, reel tarihselliğini dikkate almak koşuluyla ve bize onu bilinç dışı konumlarından bizi kurtarmak suretiyle bir tarih inşasında bulunurken, aynı zamanda bu inşayı yürüyeceğimiz ve bizi bekleyen çağdaş Arap Rönesansı'nın kalkınmasının ve aydınlanmasının istikametini belirleyecek bir şekilde yazılmasıdır. Bunun için sürekli yazılması gerekir demesinin nedeni, bizim geleceği sürekli inşa etmemiz gerekiyor.
Biz gerek sürekli geleceği inşa edeceksek, geleceği sürekli bu geçmişimizden hareketle efendim inşa edeceğiz. Ve bu bakımdan diyor Cabiri, bizim geçmişe yönelik kültür tarihini yazarken, kültür tarihimizin yeniden yazılmasını isterken, burada biz Arap aklını incelemiş oluyoruz. Arap aklını, çünkü onun tarihini yazıyoruz, Arap aklını incelemiş oluyoruz. Ama biz bunu sadece pozitivistlerin yaptığı gibi bir şeyi kavramsallaştırmak ya da onu tanımlamakla yetinmiyoruz. Bilakis bu tarihini yazdığımız, kültürel tarihini yeniden yazmaya kalkıştığımız Arap aklının analizini yapıyoruz. Nasıl bir aklın ürünü olan kültürü yazıyoruz. Ve bunu analitik yapıyoruz, eleştiriyoruz, kritik yapıyoruz. Neden? Çünkü biz bunu yapmadığımız sürece yeni bir akıl kazanamayız. Şimdi burada son derece önemli bir hususun üzerinde durmamız gerekiyor. Önemli bir noktaya geldiğimizi takdir ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü Cabiri bizi öyle bir yere getirdi ki geldiğimiz yer itibariyle şunu konuşmamız gerekiyor. Peki biz bir taraftan kültür tarihimizi yeniden yazacak, kültür tarihimizi yeniden efendim ele alacaksak ve bu kültür tarihimizin üzerinden geleceğimizi de planlamış olacaksak ve bunu bir yeni akılla yapmış olacaksak, bunu farklı bir renkle yazalım. Müsaadenizle. Yeni bir akıl. Bu yeni akıl ifadesi tamamen, birazdan Cabir'in ifadeleriyle izah edeceğim. Tabii bunlar da benim kavramsallaştırmalarım da zaman zaman oluyor. Bu yeni akıl bir taraftan kültürel olarak birikimlerimizin, kültürel olarak biriktirdiklerimizin bir hasılasıdır. Diğer taraftan da bu yeni akıl bu hasılanın yeniden bir terkibini yapma kabiliyetine haiz olan bir oluşturucu akıldır ki bu hasıla üzerinden bir yeni gelecek inşa edecek bir oluşturucu, el-aklul mukevvindir. Yeni bir akıldır, yeni bir şeydir. Öyleyse bu yeni akıl, Cabir'in ifadesiyle, sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, Cabir'in ifadesiyle bu yeni akıl yeni bir epistemolojidir. Madem ki yeni akıl, el-aklul cedid, ki bu el-aklul cedid ifadesi üzerinde gelecek derslerimizde çok duracağız. Yani bu el-aklul muceddittir. Yenileyen akıldır. Hep o bizim büyük proje sahibi, işte Hasan Hanefi Cabiri vesaire ve dahi Allah hayırlı uzun bereketli sağlıklı ömürler versin Abdurrahman Taha da olduğu gibi, o tecdit kavramı ve yenilenmeye yapılan vurgu hep bunların arkasında bir el-aklul muceddit olduğunu ifade eder. Bu yenileyici akıl her zaman bir yeni epistemoloji gerektirir. O halde bu ifadelerin doğal ve zorunlu çağrışımları üzerinden konuşacak olursak, biz bir eski akıldan da söz etmiş oluyoruz. Şöyle söyleyecek olursak, yeni bir akıldan söz ediyorsak, kültürel bir eski akıldan söz ediyoruz demektir. Eğer bir eski akıldan söz ediyorsak, doğal olarak aynı zamanda bir geçmiş eski epistemolojiden söz ediyoruz demektir. Şimdi zaten önümüzdeki derslerde yoğunluklu olarak bu konuların üzerinde duracağız. Şimdi tam olarak Cabir'in bize söylemek istediği şey de işte tam burada ortaya çıkıyor. Onu müsaadenizle kırmızıyla yazacağım. Burada ortaya çıkıyor ve Cabir'in en hayati kavramı budur. Epistemolojik kopuş. Evet. Yeni bir akıl eski akıldan epistemolojik olarak kopmak zorundadır. Bunu konuşacağız.
Şimdi tam olarak değerli izleyenler, buradaki epistemolojik kopuş bugünkü dersimizin en merkezi kavramı, epeyce konuşacağız sizin inşallah başınızı ağrıtmadan ama şimdilik söylemem gereken şu, daha önceki dört dersimizin mecmuunu eğer hatırlayacak olursanız ana vurgumuz şuydu, bir anlamda Cabir'i epistemoloji ile aklı kasteder. Üretici aklı, yenileyici aklı, el-aklul müceddidi ifade eder. Dolayısıyla epistemoloji vurgusu çok son derece önemlidir. Ve bununla demek istiyor ki bizi bugünlere taşıyan epistemolojik aidiyetlerimizi taşımaya devam edersek bu bir oluşmuş akla tekabül eder ki bununla biz ne geçmişi yeniden inşa edebiliriz ne de geleceğe ilişkin bir inşai proje sahibi olabiliriz. Bunu yapabilmemizin yegane yolu var. O da bu bize geçmişten bizi getirmiş olan o epistemolojilerden bir kopuşu gerçekleştirmek suretiyle bu kopuş üzerinden ortaya çıkacak yeni bir epistemoloji diğer bir anlamıyla yeni bir akılla diğer bir anlamıyla el-aklul müceddit ile yenileyici bir akılla tecdidi gerçekleştirmek. Şimdi burada tam da çok önemli bir kavramın üzerinde durmak istiyorum değerli izleyenler. O da şudur. Bizim epistemolojik kopuşu gerçekleştirmek için ayağımızı bastığımız zemin türastır. Bu çok önemli bir kavramdır. Taha Abdurrahman için de çok son derece vazgeçilmez bir kavram. Cabiri için, Hasan Hanefi için de keza öyledir. Turastır. Turas bizim zeminimizdir. Üzerinde kendimizi inşa edeceğimiz ana zeminimizdir. Yani DNA'mızdır. RNA'mızdır tabir caizse. Dolayısıyla turas son derece vazgeçilmez bir kavramdır ve son derece vazgeçilmez bir zemindir. Madem ki turas vazgeçilmezdir ve bizim için bir zemindir, bütün çağdaş aydınlanmacı projelerin tamamında turas söz konusu olduğunda tecdit de söz konusu olur. Yani bir yenilenme de söz konusu olur. Eğer biz turası geçmişin bize vermiş olduğu mirastan söz ediyoruz. Bir gelenekten söz ediyoruz. Turastan, gelenekten, bir birikimden söz ediyoruz. Eğer biz bu geleneğin geçmişin bize tevarüs ettirmiş olduğu mirasımız turas üzerinde bir yenileme yapacaksak, bir tecdit yapacaksak bu tecdit bir aklı müceddidi zorunlu kılar. Dolayısıyla bir el-aklul müceddit zorunludur. Ve bu aklı müceddit, yenileyici akıl Cabiri de yeni bir epistemolojiye tekabül eder. Eğer anlatabilmeyi başarmışsam sevgili öğrencilerim, burada demeye çalıştığım şey Cabiri'nin bir anlamda türas dediğimiz tüm geçmiş kültürel tarihimizin yeniden yazılmasını, yeniden efendim ele alınmasını ifade ederken, diğer bir taraftan da bu mirasın ve türasın çağdaş aydınlanmayı gerçekleştirecek şekilde yenilenmesi gerekiyor. Ve bu yenilenmesinin üzerinden çağdaş aydınlanmanın gerçekleşeceğini söylüyor. İşte tam da burada bu yenilenmeyi gerçekleştirecek olan şey yeni bir epistemolojidir. Bu da geçmiş epistemolojiden kopmayı gerektirir. Şimdi biz burada çizmiş olduğumuz bu şemayı ifade edecek olan şimdi biraz daha farklı bir şemaya doğru yavaş yavaş gidelim ve bu şemanın efendim üzerinden epistemolojik kopuşu ve Cabiri'nin çağdaş Arap aydınlanmasının bir proje olarak Türas'ta neyi başlangıç noktası olarak ele almayı planladığı hususa da yavaş yavaş gelmeye çalışalım. Şimdi Cabiri bize şunu söyler. Der ki günümüz şu çerçeveyi günümüz olarak düşünelim. Günümüz altına yazalım günümüz. Günümüz Türas'ın kültürün eski yeni
tüm ürünlerinin birlikte sergilendiği bir fuar gibidir. Bu fuar tabiri Cabir'de son derece bugün dersimiz açısından önem arz eden bir kavramdır. Bir fuar gibidir. Yani muhteşem hayran olduğunuz bir müzeyi, bir fuarı geziyor gibisinizdir. Oradaki ürünlerle zaman zaman göğsünüz kabarıyor, zaman zaman gözleriniz yaşarıyor, zaman zaman harika bir atmosferin olduğu bir fuar gezisinde gibisinizdir. Ve bu çerçeve beraberinde çok önemli hususları görmemizi gerektirecek bir tablo bize çizer Cabir açısından. Çünkü bu fuar aynı zamanda kültürel zamanların bir çakışmasıdır. Bir çakışması. Bu kelimeyi kare içine alalım da üzerinde duracağız çünkü. Önemli Cabir'in ifadeleri açısından. Evet. Değerli izleyenler, kültürel zamanların bir çakışması gibidir. Yani ne demek? Bu fuarda, yani günümüzü bir böyle bir fuara benzetiyor. Bu fuarda aynı zamanda Cahiliye'yi yaşıyorsunuz, aynı zamanda Abbasileri yaşıyorsunuz, aynı zamanda Emevileri yaşıyorsunuz, aynı zamanda Fatimileri yaşıyorsunuz, aynı zamanda Selçukluları, aynı zamanda Osmanlıları, aynı zamanda diğerlerini hep birlikte yaşıyorsunuz. Hatta sadece yaşamıyorsunuz, etkileniyorsunuz, etkileşim de söz konusu. Ve dolayısıyla kültürel zamanların çakışması Cabir'in ifadesiyle zaman bilincimizde bir sorun oluşturuyor. Zaman bilincinde bir sorun. Zaman bilincindeki bu sorun bizi ait olduğumuz reel zamandan koparıyor ve biz günümüzü sanki Abbasiler döneminde yaşıyormuşuz gibi yaşamaya zorluyor bizi. Neden? Çünkü bu fuarın etkisiyle hala tartıştığımız bilimsel problemler Abbasiler döneminin problemi gibi duruyor. Emeviler dönemi problemi gibi, işte daha sonraki dönemlerin problemi gibi duruyor. Bütün alanlarda adeta bu zaman bilincimizdeki bu çakışma nedeniyle kendi reel zamanımızın gerektirdiği koşullarda yaşamamızı engelliyor. Ve birazdan üzerinde duracağımız üzere şu son derece önemli iki kavram, yani eski ve yeni ve bunların birbirleriyle ilişkisi ve çakışması üzerinden doğacak kriz, çok önemli bir ifade bu Cabir açısından. Bu kriz bizim epistemolojik kopuşumuzu gerekçelendireceğimiz ve yenileyici yeni bir aklın ne olduğunu tespit etmemizi sağlayacak bir zemini bize vermesi bakımından son derece önem arz etmektedir. Şimdi sevgili arkadaşlar, Cabir'i der ki, kültürel tarihimizde de zaman ardışık olarak idrak edilmemiştir. Zamanda bir ardışıklığımız yok kültürel tarihimizde. Bir çakışma söz konusu. Peki bunu biraz izah edelim. Kültürel zaman çakışması tam olarak ne demektir? Bunu biraz müsaadenizle izah etmek istiyorum. Yazmış olduğumuz ifadelerin altında olması bakımından tahtayı biraz yukarı aldım. İhtiyaç olursa yeniden aşağıya çekebilirim. Şu çizgimiz reel zaman olsun. Reel zaman olsun. Böyle bir reel zaman olsun. Şu X, Y aralığında Abbasiler dönemi Bağdat olsun. Bunun diyelim ki, şöyle söyleyelim, işte Hicri efendim 4. asır, 5. asır ya da 5. 6. asır arası bir sürece tekabül ettiğini düşünelim. Abbasiler dönemi Bağdat'la ilgili bir gündem ya da bir etkinlik söz konusu olsun.
Bu bir zaman aralığıdır. Bu zaman aralığını Fatimilerin Kahire'sine taşıyalım. Şurada da Fatimiler Kahire'de bir zamanı yaşıyor. Bunlar kendi reel zamanlarıdır. İşte Cabir'in kültürel zaman çakışması dediği şey şu. Abbasilerin yaşadığı şu reel zaman Fatimilerin Kahire'sinde şurada yaşadıkları zamanı belirlediğinde, buraya çöktüğünde, buraya taşındığında Abbasilerin Bağdat'ını Fatimiler Kahire'de daha yeni yaşamaya başladığında buna kültürel zaman çakışması denir ve bunun ifade ettiği en önemli anlam kendiniz reel tarihinizi yaşamaya imkan bırakmaz. Kendi zamanınızdan koparsınız. Kendi zamanınızdan kopar. Sizden öncekilerin zamanını yeniden yaşamaya başlarsınız. Şimdi biz bir türlü kendi çağdaş zamanımızı yaşayamayıp hala çok öncesine ait kültürel problemleri ve zamanları şimdi yaşıyor olma zorunluluğu içinde olma sorunumuza benziyor. Ve Cabir'i bunu örneklendirirken der ki mesela en çağdaş örneği der. Arap uyanışı Mısır'da ve Suriye'de başladığında bu Fas'ta ne zaman hissedildi? Tunus'ta ne zaman hissedildi? Ne zaman yaşanmaya başladı? Daha yakın yüzyılda. Ve Mısır ve Suriye'nin 100 yıl önce yaşadığı şeyleri Mağrip ülkelerinde bir 100 yıl sonra sıfırdan yeniden yaşamaya başlıyorsunuz. Tabii. Bu düşüncelerin Türkiye'ye gelmesini ve Türkiye'de konuşulma tarihine bakalım. Bunların konuşulduğu, unutulduğu, geçtiği coğrafyalar, mekanlar. Biz bunları neredeyse 90'lı yıllardan, 70'li yıllardan sonra daha ciddi konuşmaya başladık. Ve bugünlerde ciddi ciddi konuşuluyor. Dolayısıyla kültürel zamanlardaki çakışma dediğimizde Cabir'in ifadesiyle çok önemli bir hususun altını çizmemiz gerekiyor. O da şudur. Bunu fuar olarak çizdim, kalemin içinde göstermek istiyorum. Çünkü Cabir burada çok çok son derece önemli bir hususun altını çiziyor. Bu kültürel çakışmanın en önemli sorunu eski olanın yeniye olan baskısı ve eski olanın yeni üzerindeki hegemonyasıdır. Yeni bir türlü eskinin gölgesinden güneşe çıkamıyor. Diğer bir ifadeyle söyleyelim. Cabir'in de birebir cümlelerini kullanarak söyleyecek olursak, eski yeniyi güçlendiren, yeniyi destekleyen, yeninin daha güçlü bir yeni olmasını sağlayan bir arka plandan ziyade yeniyle var olmaya devam eden ve hatta yeniyle rekabet eden ve onu baskılayan bir unsur olarak bulunduğunda işte eski ve yeni çakışması diyoruz buna. Çakışma ve çatışma diyoruz. Eskinin yeniyle çakışmasıdır. Peki yeni böyle bir eskinin vesayetinden kurtulabilecekse, yeni kendisini yeni olarak ortaya koyarken ama bunu Türas'tan kopmadan, Türas'ı reddetmeden yapacaksa bunu ancak epistemolojik bir kopuşla gerçekleştirebilir. Başka değil. Şimdi değerli izleyenler, buraya biraz daha yeniden tekrar çıkalım. O zaman Cabir'in projesinde epistemolojik kopuş, çok net olarak söylüyorum, buranın çok iyi anlaşılması lazım. Maalesef bunu bu noktayı gözden kaçıranlar hatalı olarak ve haksız olarak Cabir'i eleştirisi yapıyor. Cabir'in hiçbir anlamda epistemolojik kopuş kavramı geçmişin, eskinin reddi değildir. Eskinin, geçmişin diğer bir ifadeyle, tam anlamıyla Turas. Değil mi? Turas'ın reddi değildir.
Bunu Cabir'in hiçbir cümlesinde bulamazsınız. Hatta Cabir'i bunu ifade ederken daha açık konuşup buraya tekrar gelelim. Diyor ki İslam bizatihi bizim geleneğimizin ilk aydınlanma hareketi olan İslam cahiliyenin reddi üzerine oturmaz. Çok da önemli bir şey bu. Çünkü İslam kendisini zorunlu olarak cahiliye zemini üzerine inşa etti. İslam kendisini cahiliye zemini üzerine inşa ederken cahiliyeden aynen alıp devam ettirdikleri var. Evet. Cahiliye ait olup aynen alıp devam ettirdiği cahiliyenin güzel yönleri var. Onları aynen aldı devam ettirdi. Cahiliyenin ıslah ettikleri var. Yeniden forma koyduğu, reform dediğimiz, yeniden biçimlendirdikleri var. Ve tabii ki tümüyle reddettikleri de var. Öyleyse bir aydınlanma hareketi, bir aydınlanma geçmişin reddi üzerine temellenmez. Cabiri de bunu gayet açık olarak söylüyor. Hiçbir aydınlanma geçmişin tümüyle reddi üzerine temellenemez. Batı aydınlanması da böyle olmuştur. Bizim aydınlanmamız da böyle olacaktır der Cabiri. Çok özür dilerim. Dolayısıyla İslam aydınlanması nasıl ki cahiliyeden epistemolojik vahye dayalı bir kopuştur, kendi yeniliğini ortaya koymak üzere cahiliyeyi bir zemin olarak ele aldığında ona karşı tavrı bu üç düzlemde gerçekleşmiştir. Öyleyse bizim de Turas'la olan ilişkimiz böyle olmalıdır. Seçmeci, kritik edici ve yeniden oluşturucu bir perspektifle Turas üzerinde bir yenilenmeyi gerçekleştirmek zorundayız. Böyle bir yenilenme gerçekleştirmezsek diyor Cabiri, o zaman biz epistemolojik kopuştan söz edemeyiz. Epistemolojik kopuş olmaz. Bu epistemolojik kopuşun kavramsal içeriklerinin tüm detay ve analizlerini bu kitap ve ikinci kitapta efendim ele alacağız. Onun için de epistemolojik kopuş hocam tam olarak ne anlama geliyor? Bunun cevabını Cabiri'nin 5 kitabını bitirmeden tam olarak alamazsınız. Çünkü Cabiri'nin projesinin adı o. Bütün kitaplarını okumadan, bütün kitaplarını mütalaa etmeden biz efendim bunu söyleyemeyiz. Ama parça bölük işte bu derslerde analiz etmeye, tahlil etmeye başladık. O halde bu ilk çizmiş olduğumuz zaman çizelgesine hazır yeniden dönmüşken şunları da hatırlayarak dersimize devam edelim. Cabiri der ki bizim kültür tarihimizdeki en önemli sorun kültürel zaman çakışmaları olduğu için az evvel aşağıda anlatmaya çalıştığım gibi bizim zamanda ardışıklık algımız, kültürel tarihimizde zamanda ardışıklık. Bunu yeni yazdığımız kültür tarihinde netleştirmek zorundayız. İki önemli sorunumuz var kültür tarihimiz açısından. Birisi zamanın çakışmasından doğan zamanın ardışık algılanamayışı problemi. İkincisi de kültürün ortaya çıktığı coğrafyaların birbirinden koparılması meselesi. Bunu şuraya yazalım. Şuraya yazalım. Kültür tarihinin yeniden yazılmasına ilişkin problemler üzerinden tespit edip yazalım. A. Kültürel zamanların çakışması ardışık zaman algısına ihtiyaç var. Algısı gerekiyor. B. Coğrafyaların ayrışması, yani mekan bölünmesi, mekanların bölünmesi. Cabiri bunu birbirinden kopuk adalara benzetir. Mekanların bölünmesidir. Üç,
3. İlimlerin ayrıştırılması. Cabir'in en önemli yakındığı hususlardan birisi de günümüzde uzmanlık adı altında İslami ilimlerin bütünlüğünün ayrıştırılarak, fasledilerek birbirinden kopuk hale getirilmesinin bizim doğru ve sahih bir kültür tarihi yazmamızı engelleyen temel unsurlardan biri olduğunun altını çizer. Ve der ki biz geçmişte Turas'ta İslami ilimlerin ortaya çıktığı dönemi dikkate alarak baktığımızda bu İslami ilimlerin arkasındaki bütünlüğü, o İslami ilimleri doğuran bütün tarihsel arka planı görmeden bunları sağlıklı değerlendiremeyiz. Dolayısıyla biz bu kopuklukları birleştirerek bir fasıldan vasla intikal etmemiz lazım. Minel faslı ilel vasl yapmamız gerekiyor. Böylece bu fasıldan vasla yapmış olduğumuz intikalle o kopuklukları, parçacıkları bir bütünleştirerek bütüncül bir kültürel tarih perspektifi kazanmaya ihtiyacımızın olduğunu söyler ve hatta bunu çok önemli bir noktaya getirerek der ki bizim klasik dönemlerdeki o Turas'ın sahibi ülemamız bu ilimlerde herhangi bir ilim dalında öne çıkmış olsa bile, mesela fakihliğiyle öne çıkmış olsa bile tarihçiliği, dilciliği, tefsire ve hadise ve kelama olan vukufu son derece önemliydi. Yani bizim klasik dönem alimlerimizin İslami ilimleri bir bütün halinde şahıslarında toplayan adeta ansiklopedik alimler çağdaş ifadesiyle, İbn-i Kuteybe'nin ifadesiyle edipler, onun tabiriyle edipler, edip tabiri İbn-i Kuteybe'de ansiklopedik manada ulumu İslamiyenin hepsine vakıf olan insanlara tekabül eden bir kavramdır. Dolayısıyla böyle özelliğe sahip, bu anlamda bir özelliği bulunan ilim adamlarının mahsulü olan ilimleri uzmanlık anlamında ayrıştırmak suretiyle zaten zamansal problemimiz olan, zaten mekansal kültürel problemimiz olan bir probleme bir başka problem daha, ulumu İslamiyenin ayrışması problemini de eklemiş oluyoruz der ve bunların izale edilmesini söyler. Tam da bunları anlatırken araya bu zamanda ardışıklık meselesini konuştuğu yerde, zamanda ardışıklık bilincimizin, zamanda ardışıklık algımızın gelişmesinin gerektiğine yapmış olduğu vurgulardan hareket ederek hemen Batı kültürünün bunu nasıl uyguladığını ve bizim Arap aklı üzerinden Müslüman kültürün bunu nasıl uygulaması gerektiğine ilişkin bir ara paragraf açar ve orada şunu söyler. Der ki Batı haksız olarak, tabii eleştirel bir bakışla, haksız olarak kendilerini şu şekilde bir tarihlendirir. Bunu aşağıya, şuraya yazalım. Çünkü son derece önemli olduğu ayrı durmasında fayda var. Batı kendi kültür tarihini tarihlendirirken Yunan'dan başlatır, antik Yunan'dan. Bu aynı zamanda hem zamansal bir ardışıklığa hem de mekansal bir ardışıklığa tekabül eder. Batı'nın bu ayrıştırmasında Yunan'dan Roma'ya bir intikal vardır. Roma'dan Avrupa'ya, yani Batı dediğimiz Avrupa'yla Batı'yı kastediyoruz. Avrupa'dan Amerika'ya, yani şimdi bunun ikisini birlikte Avro-Amerika diye ifade ettiğimiz, Avro-Amerikan kültür diye ifade ettiğimiz bir kültürel ve zamansal ardışıklık üzerinden bunu söyler ve Cabir'i der ki her ne kadar bu konuda benim gibi düşünen pek çok batılı aydın da var ama ağırlıklı olarak Batı entelijansiyasının ve Batı entelektüellerinin Batı'nın kültürel tarihini bu şekilde izah etmelerini ve Yunan'dan Roma'ya ve Avrupa'ya geçiştikleri şu geçiş döneminde Arap kültürünü dışlamalarını kesinlikle Cabir'i sert bir dille eleştirir. Çünkü Cabir'i burada, yani dersimizi ilgilendirmesi açısından ele aldı burada, der ki Arap kültürü Yunan mirasının Roma'ya ve Avrupa'ya intikalinde kesinlikle göz ardı edilmeyecek bir köprü görevini görür.
Yani bugün çağdaş bir Avrupa felsefesinden, çağdaş bir Avrupa aydınlanmasından Müslüman Arapların oradaki köprü görevini, antik Yunan mirasının Avrupa'ya ve Roma'ya ve Avrupa'ya, özellikle Batı'ya intikalinde Müslüman ulemanın, Müslüman Arap aklının rolünü inkar söz konusu olamaz. Dolayısıyla der, antik Yunan'ın bugünkü Batı aydınlanmasını sağlayacak şekilde oluşmasında İbn Sina'yı, Farabi'yi, İbn Rüşd'ü, bunları efendim görmezlikten gelenerek, ki tabii bunların arasında isimlerini saysak derste sadece isimlerini saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce etkili isimden söz etmek mümkündür. Bunları göz ardı ettiler diyor. Ve biz kültür tarihimizi bunu göz ardı etmeden yapmalıyız. Parantez içinde söylüyorum. İleride inşallah farklı boyutlarıyla bunları da ele almaya çalışacağım. Bugün Batı'nın en ünlü felsefecilerinden hangisini ele alırsanız alın, onların üzerinde bizim Müslüman filozoflarımızın etkisinin olmadığını kimse söyleyemez. İyi bir okumayla bu insanların bizim kültürümüzden nasıl beslendiklerini, mirasımızdan nasıl beslendiklerini, bu her iki mirasa da vakıf olan bir aklın, bir mütefekkirin görmemesi mümkün değil. Onun için ben bir zaman bizim fakültede İbn Arabi Heidegger karşılaştırması yapmıştım ve varlık ve zaman üzerinden ve İbn Arabi'nin tasavvuf felsefesi üzerinden ve Heidegger üzerindeki etkilerinden söz etmiştim yıllar önce. Dolayısıyla bunu hemen hemen pek çoklarında gözlemlemek mümkündür. Şimdi konumuza yeniden dönecek olursak değerli izleyenler, Cabir'i bu bölümde bize efendim üzerinde durduğu, problematik olarak ele aldığı bu hususlardan sonra can alıcı soruyu soralım der ve nereden başlayacağız der. Bir epistemolojik kopuş gerekiyor, anlaşıldı. Epistemolojik kopuş. Biz bir epistemolojik kopuş gerçekleştireceğiz, bir yeni aydınlanmadan söz edeceksek diyor Cabir'i. O zaman böyle bir projeye nereden başlamamız gerekiyor? Tabii bunun cevabını bugün konuşmayacağız. Önümüzdeki inşallah derste oradan başlayacağız ve asıl projeye tam ciddi anlamda önümüzdeki ders girmiş olacağız. Şimdiye kadarki bu yaptıklarımızın hepsi hazırlıklı. Cabir'i merhum, ruhu şad olsun, makamı cennet olsun. Bunları ele alırken çok önemli bir hususa dikkatimizi çeker. Bu husus tam anlamıyla Arap aklının oluşumundaki çakışma, diğer bir ifadeyle zıtlık kavramlarının son derece önemli olduğunu ve bunu dikkate alıp göz ardı etmememiz gerektiğini, bu husus anlaşılmadığı sürece sağlıklı bir Arap aklı tahlil ve analizinin de mümkün olmadığını söyler. Ki biz bundan sonraki tüm Cabir'i okumalarımızda, Cenab-ı Hak kısmet derse ne kadar okuyacağız bilmiyorum, ama çok uzun süreceği kesin, bu okumalarımızda şunu göreceğiz. Çakışmalar ve zıtlıklar konusunda Cabir'i her zaman şunu söyleyecek. Arap aklı çakışma ve zıtlık üzerine kendini temellendirir. İşte başlayalım. Bazı örnekler üzerinden yazalım. Eski yeni. Evet. Hemen yazdık. Eski ve yeni. Bakın. Çöl ve deniz.
Varlık ve yokluk. Çoğaltabilirsin. Yüzlerce, binlerce. Bunları epistemolojik olarak da zaten ileride çok ciddi manada ele alacak ve üzerinde duracak. Der ki Cabiri, Arabaklı böyle bir arka plana sahip, böyle bir yerde duruyor. Ve bunlar öyle bir yerde duruyor ki bizim mantık derslerimizde de bunların üzerinde duracağız. Eğer bunları bir çelişik olarak alırsak, bizim hani mantık derslerimizde de söylediğiniz gibi, çelişik olarak alırsak bunları, bunlar la yeçtemiyan, ve la yefterikandır. Bunları mantık derslerimizde de göreceğiz ayrıca. Yani çelişik olanlar mesela varlık yokluk gibi. Bunlar ne bir arada bulunabilirler ne de birbirlerinden ayrılabilirler. Birinin varlığı diğerinin varlığını zorunlu olarak gerektirir. İşte Cabiri buradan yürüyecek. Buradan yürüyecek. Onun için de Cabiri'yi iyi anlamayanlar sanki Cabiri geçmişi bütünüyle, eski bütünüyle dışlıyor, reddediyor, yok sayıyor gibi. Bunu nasıl yapabilir? Onun analiz ettiği, kritik ettiği aklın doğasına aykırı bu. Onun temel olarak analiz ettiği aklın genetik yapısı bu zıtlığı gerektiriyor. Yani eski yoksa yeni zaten yeni algılayamaz Arabaklı. Onun için yeni Cabir'in projesinde eskiyi yok sayan bir şey değil. Şimdi burada konuşacağız. Eskiyi yok saymakla eskiden kopmak aynı şey değil Cabiri'de. Şimdi birazdan bunu biraz konuşmamız gerekecek. Ama yine mantık derslerimizde göreceğimiz bunlar çelişik değil. Zıt olarak görürsek, zıtlıklar olarak görürsek mantıkta zıtlar da la yeçtemiyandır. Bir araya gelmezler. Siyah beyaz bir araya gelmedi gibi. Zıtlar bir araya gelmezler ama zıtlar ayrılırlar. Ve yefterikan. Siyah beyaz birbirinden ayrı ayrı olur. Onun için de Cabiri bunu bir zıtlık olarak görür. Yani dikkat buyurunuz. Birlikte olamazlar. Çünkü birlikte olma şansı yok artık. La yeştemiyandır ama yefterikandır. Birlikte olamazlar ama ayrılabilirler. İşte kopuş bir ayrılıktır, fasıldır. Böyle olduğunda Cabiri yeniyi eskiden bir kopma olarak, bir ayrılma olarak temellendirir. Onu yok etme olarak değil. Arasında çok fark var. Çünkü yeniyi eskiden inşa edecek. Eskiyi yeninin inşasında kullanacak. Ve bu yeni el-aklul müceddit, bu yeni kurucu akıl, oluşturucu akıl, bir taraftan eskiyi yapılandıracak, bir taraftan geleceği yapılandıracak, bir taraftan kendisini yapılandıracak ve bunun için bir kopuş gerçekleştirme zorunda kalacak. Çünkü eski olarak kaldığında yeni olamaz. Yeni olabilmesi için eskiden kopması lazım. Eskiyi yok saydığında da yeni olamaz çünkü onu yok saydığında kendisi de yok oluyor. Eskiyi yok sayamaz çünkü onu yok saydığında kendisi de yok oluyor. Geçmiş yok dediğinizde bu zorunlu olarak biz de yokuz demekle eşdeğerdir. Onun için hiçbir aklı başında Arap Rönesansı temsilcileri Hasan Hanefi, Arkon'dur, efendim Ebu Zeyd'dir. Bunların inşallah hepsini zaman zaman konuşacağız. Tabii ki başta Cabiri'yi konuşuyoruz, merhum Cabiri'dir. Bunlar eskiyi yok saymazlar. Nasıl sayabilirler? Kendi varlıklarını yok saymaktan farksız bir şey bu. Böyle söylenemez. Öyleyse Cabiri'nin projesinde
epistemolojik kopuş şöyle yazalım. Klasik epistemoloji. Bitiriyorum efendim. Yorulduğunuzu biliyorum. Çok özür dilerim. Ders zevkli ve şey olunca kendimi kaptırıyorum. Ama bitireceğim, özetliyorum. Klasik epistemoloji, Cabiri'nin ifadesiyle beyani, irfani ve burhani. Bunların her biri bir farklı akla tekabül eder. Beyani akıl irfaniden, irfani akıl burhaniden farklı akıllardır. Şimdi Cabiri'nin bize söylediği şey tam olarak şu. Bu aklı analiz ederek, kritik ederek, yani eleştirerek, kusurlarını tespit ederek, incelediğimizde bize yeni bir epistemolojinin A zeminini verir, B ilkelerini verir, kavramlarını verir ve bunlar usulü, metodolojiyi verir ve bize yeni bir epistemoloji kurma imkanı sağlar. Ve bakın bunu beyani, irfani ve burhani epistemolojiyi reddederek, yok sayarak yapmıyor. Onlar üzerinden yapıyor. Ve dolayısıyla Cabiri merhum bu anlamda çağdaş bir yeniden yapılanmanın, yeni bir aklın, el aklul cedid bimana el aklul muceddit, yenileyen yeni bir akıldan söz edebilmek için bizim zorunlu olarak kültürel oluşmuş aklımıza tekabül eden klasik epistemolojileri analiz ederek, kritik ederek, onların problemlerini tespit ederek yeni bir epistemolojiyi oluşturmamızı bizden beklemektedir. Bunu başarabildiğimizde biz, diyor inşallah, o özlemiş olduğumuz dünya milletleri içinde yerimizi alacağımız, onurlu yerimize kavuşacağımız gerçek aydınlanmayı da gerçekleştirmiş olacağız der. Ve hatta okuduğunuzda göreceksiniz kendi ifadeleriyle, İslam dininin gelecekteki varlığını da buna bağlar Cabiri. Eğer İslam dini bir kültürün kurucu ögesi olarak var olmaya devam edecekse, bu İslam dinine inanan ulemanın, aklı bu işe eren insanların bu yenilenmeyi ve epistemolojik kopuşu gerçekleştirmelerinin zorunlu olduğunun altını çizer. Çünkü bu bizim der varlık sorunumuzdur. Gelecekte var olup olmama problemimizdir der Cabiri. Ve sorar, peki o halde işe koyulalım, yerden başlayalım. Nereden başlamalıyız ey üstad dediğimizde, bekleyin, önümüzdeki ders başlayacağız demiş oluyor. Evet efendim, sabırla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki ders bunlara nereden başlayacağımızı, referans çerçevemizin ne olduğunu belirleyerek inşallah devam edeceğiz. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.